Merhabalar, hoş geldiniz. Ben de hoş geldim aslında. Hoş geldin. Ben aslında bir baştan hoş geldin diyeyim diye düşünüyordum. Tamam, ben onun için değil, yol uzun sürdü o yüzden. Kusura bakmayın diyecek. Estağfurullah. Ayağınıza sağlık, çok mutlu ettiniz bizi. Rica tanımayanlar için biraz siz kendinizi tanıtırsınız ama şu andaki ambalaj dünyasının, Türkiye'deki ambalaj dünyasının kralı diyebilir miyim? Prens diyelim. Prens diyebileceğimiz uzmanlık alanı olarak ambalajın duayeni bir çok teşekkür ederim. Konuşmacımız çok olarak bizi kırmadı geldi Orhan Bey. Memnuniyetle. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ben sözü size bırakıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Tekrar merhaba o zaman. Bugün ambalaj hakkında konuşacağız. Ambalajdan neler biliyorum, bu konuda ne tür tecrübelerim var, birazcık onlardan bahsetmeye çalışacağım. Ama içeriği konuşurken biraz da tasarımcı olmak, tasarım ofisi sahibi olmak, belki bunlardan da bahsederiz dedik ki hani ileride nasıl bir kariyer düşünüyorsunuz bilmiyorum ama kendi tasarım ofisini kurmak isteyenler için belki yol gösterici olacak deneyimler sizlerle paylaşabilirim. O yüzden sunumun ilk kısmı ambalaj tasarımı ile ilgili, ikinci kısmı ise biraz daha bireysel, biraz daha benim kendi hikayemle ilgili. Neyse, ben buradan o zaman değiştirerek bununla başlayalım isterseniz. Bu sene yapacağımız bütün konuşmalarda bu başlık olacak çünkü bizim Ordanırmak tasarımı 20. yılı. Biz 20 yıl önce Ordanırmak tasarımı kurduk ve 20 yıldır da ambalaj tasarımı alanında hizmet veriyoruz. O yüzden eksik olmasınlar, prensi dediler. Biraz epey bir bu alanda uzmanlaştık. Bu da bizim için keyifli bir nokta. Bugün marka ve ambalaj tasarım dünyasına dair sizlerle tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Önce bir alıntıyla başlayalım ve acaba ne ifade ediyor, belki bunun üzerine düşünelim. Bana göre sunumun sonunda bunun ne demek istediğini biraz daha iyi anlayacağız hepimiz. Ambalaj sadece bir markanın ruhunun değil, aynı zamanda tüketicisinin de aynasıdır. Ambalajla ben endüstriyel tasarımı çok fazla ayırmıyorum. Yani ben bir endüstriyel tasarımcıyım, bir ambalaj tasarımına uzmanlaşmış bir endüstriyel tasarımcıyım. Ama kritik bir nokta var. İki alanı bir miktar birbirinden ayıran, o da marka konusu. Şimdi sunumun içerisinde biraz daha ne demek istediğimi anlatacağım ama tüketici ve marka ambalaj konusunda çok kritik iki eleman. Ben kendi endüstriyel tasarım eğitimine dönüp baktığımda, okulda gerçekleştirdiğimiz projelere baktığımda çok fazla marka konusuna girmediğimi fark ettim. Girmediğimizi fark ettim. Veya bunun eğitimini çok fazla almadık. Ürün tasarımı yapardık ve ürün tasarımı kendimiz için olurdu. Birilerinin kullanacağını bilirdik ama kendimizi yansıtsın isterdik. Belki biraz heykeltıraş gibi, belki biraz ressam gibi ama kendimizden bir şeyler yapar ve kendi kimliğimizi göstermesini isterdik. Ambalaj tasarımında buna yer yok. Sizin kimliğiniz değil, o ambalajın üzerindeki markanın kimliği çok önemli. Ve onu kullanacak olan kişiler, satın alacak olan kişiler, onlar krallar. Her şey o kadar kolay ölçülebiliyor ki yeni bir ambalaj piyasaya çıktığında eski ambalajlı ürün ve satış oranı yüzde kaç değişmiş? Bir Migros'un bir mağazasında satış oranı yüzde kaç değişmiş? Buna kadar ölçülebilir bir şey. Dolayısıyla tüketicileri ve üzerinde taşıyan markayı çok iyi yansıtması gerekiyor ambalajın. Peki bu nasıl oluyor? Ambalaj tasarımı kapsamı ben 10 başlık altında sizler için topladım. Bunlardan birincisi de girişte söylediğim gibi elbette marka. Örneğin bir içecek. Bir içecek için ambalaj yapacağız. Peki bu içecek markası Pepsi ise veya bu içecek markası kuru kahveci Mehmet Efendi ise sizce onun ambalajı aynı olabilir mi? İkisinde de içecek diyoruz. Veya bir şişe tasarlayacağız, veya bir kutu tasarlayacağız, ayakkabı kutusu tasarlayacağız. O ayakkabının kutusunun markası Nike veya o ayakkabı kutusunun markası Timberland. Bir markayla aklımıza gelen imajlar, çağrışımlar, ürün kimliği, marka kimliği bir tarafta,
Timberland deyince ise bir anda ormana gidiyoruz, dağlara çıkıyoruz. Yaptığımız sporlar, aktiviteler farklı. Dolayısıyla ambalaj tasarımında bizim ilk konu başlığımız önce markayı anlamak. Bu marka tüketiciye ne ifade ediyor? Bu markayı duyunca tüketici aklına ne geliyor? Neleri tercih eder o markanın tüketicisi? İkinci konu da ürün. Ambalajları bir sandalye gibi, bir mikrofon gibi, bir laptop, bir saat gibi tek başına düşünemeyiz. Ambalajlar bir ürün için yapılıyor. Dolayısıyla bizim ürünü de çok iyi anlamamız gerekiyor. En az marka kadar. Örneğin bir tane şampuan şişesi yaptık. Bunun içine kefir koyabilir miyiz? Kıvamları aynı. Hacimleri de aynı. Ama kullanım şekilleri çok farklı. Tüketim şekilleri çok farklı. Sakladığınız yerler çok farklı. Veya aynı şekilde bir tencere ve ayakkabı kutusu düşünün. İkisi de oluklu mukavvadan. İkisinin de kalınlığı aynı, hacimleri aynı. Ama aynı olma ihtimali yok. Çünkü içinden çıkan ürün, içindeki ürünü saklama şekli, her şey çok farklı. Dolayısıyla ürün de bizim için ambalaj konusunda marka kadar önemli. Üçüncüsü de ürün vaadi. Biz ambalajla markayı, ürünü tüketiciye anlatıyoruz ama aynı zamanda bir de ne işe yaradığından da bahsetmemiz gerekiyor. Yani ürün vaadi. Bir ürün mesela ne sağlıyor bize? Ekstra beyazlık. Veya saçınıza yoğun bakım yapar. Bunların hepsini ambalajdan anlamamız lazım. Veya bizim Falım diye çalıştığımız markamız, sakız markası belki bilirsiniz. Onun vaadi dişinize de bakar, falınıza da. İlla bunların somut olması gerekmiyor. Belki de çok soyut şeylerden, soyut vaatlerden bahsediyoruz. Ama bütün bunları bizim çok iyi anlamamız lazım ki başarılı bir ambalaj tasarım projesi yapabilirim. Buradaki örnek kadınlar için bir tıraş bıçağı ambalajı. Baktığınızda hangi bölgelerde kullanıyorsunuz, ne elde ediyorsunuz hepsini hem formuyla hem de üstündeki grafiklerle doğru bir şekilde tüketicisine anlatmış. Dördüncü başlığımız konumlandırma. Bu aslında klasik anlamda her endüstriyel tasarım projesinde de malzemesinden, üretim yönteminden dikkat ettiğimiz konulardan biri belki. Ambalajda da çok kritik. Premium segmentte mi bir ürün yapacağız? Ona göre ne tür renkler, ne tür dokular, ne tür malzemeler seçebiliriz? Yoksa biz C, eksi D sosyoekonomik sınıfa mı hitap edeceğiz? Alım gücü buna göre, gittiği market kanalı buna göre, ailesinin kalabalık olmuşu veya tek başına yaşaması buna göre. Örneğin fiyat rekabetçi bir ürün mü yapacağız? Halk tipi bir şey mi isteniyor bizden? Bütün bunları çok iyi analiz etmemiz lazım ki başarılı bir ambalaj tasarımının hedeflediği sonuçlara ulaşmasına yardımcı olalım. Beşinci başlığımız da hedef kitle. Burada ambalaj söz konusu olduğunda az önce alıntıladığım sözdeki gibi tüketiciyi yansıtmak çok ama çok kritik bir konu. Örneğin bebekli anneler veya çalışan kadınlar. Bir anda o kadar ayrı bir gruba hitap etmeye başladım ki bu sefer onun üzerine koyacağımız bütün görseller, seçeceğimiz renkler, ölçülendirme her şey bir anda değişti. Veya burada ev hanımları ve Gen Z demişim. İkisi aynı şeyi kullanıyor olabilir mi sizce? Aynı markayı veya aynı ürünü. Pek muhtemelen ki değil. Dolayısıyla onlar için yapacağımız ambalajlarda da bu hedef kitleri doğru tanımamız gerekiyor. Burada örneğin yanılmıyorsam Suriye'deydi. Raftan bir fotoğraf. Oradaki bu kişi elbette bizim hedef kitlemiz değil. Yani resmettiğimiz şey hedef kitle değil. O adam alıp bununla çamaşırını yıkamıyor. Ama onun eşi için eşinin giydiği giysinin ne kadar beyaz olduğu işte bir statü sembolü. Dolayısıyla orada da o kadının hayali yansıtıyor buradan ambalajda. Ulaşmak istediği hedef. Yani buradaki hedef kitle tanımı da o şekilde verilmiş. Rekabet diğer bir önemli nokta. Olur da bir rakibe benzeyen, rakibi taklit eden, ona yakın bir şey üretilirse ürünleriniz toplatılabilir. Dava konusu olabilir. Çok ciddi sözleşmelerle çalışıyoruz firmalarla. Yapacağımız şey orijinaldir. Bunun biz garantisini veririz. Olur da bir yasal sorun yaşarsanız bütün sorumluluğu bize aittir diye. Dolayısıyla rekabet bizim için
Birinci konu, finansal açıdan çok kritik. Asla taklit bir şey yapamayız. İkincisi de zaten markalar da bunu istemezler. İsteyebilir, şöyle bir brief gelebilir. Biz çok güçlü bir takipçiyiz. Bu kategorinin kodları bunlar. Dolayısıyla buraya uygun bir şey yapın. Ama bu şu demek değil, şunun aynısını yapın. Öyle bir brief bile verse veya dese ki biz çok farklı bir şey istiyoruz, yine de bizim rekabetteki bütün oyuncuları incelememiz gerekiyor. Bir ambalaj tasarımı projesi brieflendiğinde, eğer sadece grafik tasarımsa 3 aşağı 5 yukarı 5 ila 6 ay sonra o tasarım rafa çıkıyor. Ve büyük bir ihtimalle de 3 ila 5 yıl boyunca değişmeden rafta kalıyor. Yani bu şu demek, bizim rakipleri, rekabet ortamını ve biraz da gelecekte neler olabileceğini çok önceden öngörmemiz ve bunları da tasarım sürecine dahil etmemiz gerekiyor. Malzeme, bu kısımlar biraz daha keyif aldığım kısımlar çünkü daha endüstriyel tasarımcı olarak kendi bilgimi, birikimi kullanabildiğim alanlar. En önemli noktalardan biri de malzeme seçimi. Ambalaj tasarımının güzel yanı şu, çok çeşitli malzemelerle çalışabiliyoruz. Cam ambalaj yapıyoruz, plastik ambalaj yapıyoruz, onun üzerine metal kapak yapıyoruz, onun üzerine body sleeve bir etiket çalışabiliyoruz veya bir karton kutuya girebiliyor ki karton en sevdiğim malzemelerden birisi. Bu anlamda tasarımcılara da, bu sektörde çalışan tasarımcılara da oldukça tatmin eden bir geniş bir yelpaze var. Bu malzemelerle beraber tabii doğal olarak üretim ve yöntemleri, baskı teknolojileri bir o kadar zengin. Çünkü kağıt malzemeyle eğer ilerliyorsak offset baskı mı yapacağız, şişe üzerine bir serigrafi baskı mı uygulamalıyız, nasıl bir plastik enjeksiyonla mı bir kısmı üretiliyor, blow molding'le mi üretiliyor, bunların hepsini en azından ambalaj ölçeğinde iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Ekipteki herkesin, buna stajyer arkadaşım da dahil, 10 yıldır bizimle çalışan arkadaşlarım da dahil, hep beraber sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Ambalaj tasarımına spesifik bir diğer konu ise ikincil ambalaj. Bu sektöre girmeden önce bilmediğim bir dünya olduğunu fark ettim. O da şu, biz tüketici olarak rafa gidiyoruz, ürünü alıyoruz ve işimiz bir oranda bitiyor. Halbuki o ürün o rafa gelene kadar öncelikle bir fabrikada üretiliyor. O fabrikada üretildikten sonra standart bazı ambalajlara konulur. Belki transpalet, belki europalet. Bunlarla başka bir dağıtım yerine veya depoya gidiyor. O depodan çıkıyor, bu sefer direkt satış noktasına gidiyor. Satış noktasının deposundan çıkıyor, bu sefer rafa geliyor. Rafta ikinci bir ambalaj da muhtemelen, işte six pack olur, shelf ready packaging dediğimiz rafa hazır konulan bu tepsiler olur. Onun gibi bir ambalajla da bize ulaşıyor, en son satın aldığımız ambalaj. Yani aslında aldığımız ambalajın arkasında o ambalajla iletişime geçen çok karmaşık, kompleks bir sistem var. Dolayısıyla bizim ikinci ambalaj olarak dediğimiz bu daha çok görmediğimiz ama arka tarafta da bir dünya var. Ve bizim yaptığımız tasarımlarda da ya bu ikinci ambalajların kurallarına uymamız ya da bu ikinci ambalajı da tasarlamamız gerekiyor. Ve son konu başlığı ambalaj tasarımının ilgili olduğu alanlarla ilgili satış kanalı. Tasarım yaparken bu da en az malzeme seçimi, en az hedef kitle ve en az marka kadar önemli. Özellikle günümüzde düşünürseniz artık segmentasyonlar da çok değişti. Örneğin bir premium süpermarket rafındaki ürünler var. Bir de hard discounter dediğimiz çok indirimli ürün satan market rafları var. Bu ikisi için yapacağımız ambalaj tasarımı çok farklı. Hedef kitlesi, az önce saydığım tüm başlıkları düşünürseniz bu satış kanallarından farklı beklentileri var. Eczanede satılacak bir ürünü yapıyoruz. Bu sefer oradaki ortamı düşünmeniz lazım. Son derece steril, beyazlar içerisinde belki ve bir kişinin yardımıyla yapılan bir alışveriş söz konusu. Veya online kanallar artık giderek artıyor ve yatsınamaz bir satış grafiğine gelmiş durumda. Acaba online kanalda satılacak bir ambalajla market rafında görerek aldığımız bir ambalaj aynı mı olmalı? Oldukça büyük farklılıklar var. Hatta dijital mecrada artık fiziksel olarak ambalajın yapısının ötesinde üzerindeki birçok detayı
online ortamda daha zengin bir içerikle görme şansı yakalıyoruz. Birçok tartışma şeyinde aslında ambalaj tasarımında geleceğini biraz daha bunun gibi hareketli grafikler ve farklı medyalara doğru evrileceği de tartışılıyor. Bir de ambalaj tasarımın bileşenlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bunu da dört başlık altında topladım. Bunlardan biri, benim de uzmanı olduğum ve eğitimini aldığım alan, endüstriyel tasarım. Yani strüktürel tasarım. Her ambalajda bu gerekli mi derseniz, hayır değil. Her projemiz endüstriyel tasarım içermiyor. Hatta şöyle bir hacimsel şey verecek olursam, Oranırmak tasarımda gerçekleşen projelerin %20'si ile %30'u endüstriyel tasarımda içeriyor. Burada neler var? Örneğin yukarıda Duru için yaptığımız duş jeli şişesi var. Şişenin hem ters hem düz durması lazım. Marka diyor ki bize bu rafta üzerinde geniş bir etiket alanı istiyorum çünkü tüketiciye söyleyeceğim çok şey var. Branding alanı, markalama alanı geniş olsun, bize ait olsun, taklit edilemesin. Kapağı dolayısıyla biraz daha kompleks bir yapıda olsun, sadece bu şişeye özel olsun. Bize briefte neler var veriliyorsa ona uygun olarak ürettiğimiz plastik bir proje. Aşağı tarafta ise pereçe şişesini görüyorsunuz. Pandemiyle beraber bazı sektörler çok büyüdü. Nasıl söylesem bilemedim. Güzel para kazandılar. Antibakteriyel ürünler, ıslak, mendil, kolonya inanılmaz satış rakamlarını yakaladılar. Şanslı sektörlerden biri Perecan'ın olduğu kolonya sektörü. Ve markayı daha premium bir noktaya taşımak istedikleri belirttiler. Premium noktaya taşımak sadece grafikle olmuyor tabii. Biz endüstriyel tasarımda da bu sefer Duru'nun duş jeli yaklaşımından çok farklı olarak onun bir ana objesi gibi belki hediye olarak götürüldüğünde, bir misafir geldiğinde kenarda dururken ne ifade ettiğine kadar birçok detayı bu sefer endüstriyel tasarımda tartıştık. Endüstriyel tasarıma taşımaya karar verdik. Duru'nun, Perecan'ın tırtıklı bir cam şişesi vardı yuvarla. Onu aslında bir yerde devam ettirdik, ona saygı duyduk. Ama onu bu sefer kare tavanlı bir forma taşıyıp bakır renkli bir kapakla ve onu da şişeden kopartıp sanki daha yukarıda bir parfüm şişesi havasına getirdiğimiz bir proje. Burada gördüğünüz ise az önce belirttiğim gibi benim en çok sevdiğim malzeme kağıtla yaptığımız bir proje. En eski projelerimizden biri. İleride biraz daha değineceğim ona ama koleksiyonun İstanbul serisi için ve bizim ilk uluslararası ödülümüz olan 2007'de Red Dot'ta kazandığımız Best of the Best ödülünü getiren proje. Bu da bir çay serisi ambalajı. Sadece çay değil ama içine ayran bardağı, su bardağı, viski bardağı gibi farklı boyutta ürünlerin konulabildiği modüler bir ambalaj. Çünkü buradaki origami gibi gördüğünüz katlama detayı farklı bardakların tamamını aynı boya getiriyor. Aynı zamanda birbirine çarpmasını engelliyor. Kağıt, plastik, cam, özellikle farklı malzemeler seçmeye çalıştım. Ama endüstriyel tasarım benim bizzat dahil olduğum ve ekipçe de keyif aldığımız bir alan. Dünyayı biz 3 boyutta algılıyoruz. Bir mekana girdiğimizde öncelikle o mekanın 3. boyutuyla bir algılıyoruz. Aynı şey süpermarket alışverişi için de geçerli. Yani bir rafa gittiğimizde öncelikle ambalajları formlarıyla, özellikle de farklı ambalajlar varsa onların farklılıklarıyla algılıyoruz. Bu nedenle de ambalaj üzeri grafiği, renkler, tipografi gibi bir sonraki slide'da bahsedeceğim başlıklardan önce biz markaların kendi görünür kılması için en önemli aracının endüstriyel tasarım olduğunu inanıyoruz. Buna inanan markalar da eğer bizlerle proje yaparsa bu nedenle çok keyif alıyoruz. Çünkü güçlü bir farklılaşma ortaya koyabiliyoruz. İkinci başlık görseller. Endüstriyel tasarımcı olarak eğitimim boyunca bir tasarım eğitimi almış olsam da bu alanda da ne kadar eksik olduğumu aslında mezun olup ambalaj tasarımı alanına girdiğimde fark ettim. Veya bu alanın endüstriyel tasarımdan ne kadar farklı uzmanlık isteyen bir alan olduğunu gördüm. Ambalaj tasarımında bizim tüketiciye vermek istediğimiz mesaj, evet bir marka imajı. Yani o markayla ilgili birçok vaatler var ama eğer içindeki ürünü görmüyorsa o ürünü de çok net anlatmamız gerekiyor penceresi bir ambalaj. Örneğin bu pizza çok kalın milföy hamuru gibi bir hamurun üzerine yapılmış bir pizza. Şimdi bunu eğer biz ambalajda bu detayı çok iyi anlatamazsak
tüketicinin rafa gittiğinde bu ürünün farklılığını anlama ve satın alma kararını etkileme şansımız sıfır. Türk insanı çok fazla okumayı sevmiyor. Kendimi dışarıda tutmuyorum. Hepimiz okumayı çok fazla sevmiyoruz. Bu ambalajlarda da etkisini gösteriyor. Yani bir ambalajı alırken, sakız ambalajı alırken karpuzluysa üzerinde karpuz görmek istiyorsun. Bu benim yorumum değil, bu tüketici araştırmalarının sonucu. Çünkü biz global firmalarla ve onların yurt dışındaki ambalajlarını üzerine de tartışarak ilerliyoruz. Yurt dışında sakız ambalajı için inanılmaz futuristik konseptler çalışırken Türk tüketicisi diyor ki üzerinde karpuz resmi yoksa ben onu almam. Okumayı sevmiyoruz, soyutlamayı çok fazla sevmiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de yapılan ambalajlarda da biraz didaktik bir şekilde ürünün ne olduğunu anlatmamız gerekiyor. Keza burada olduğu gibi. Bu ürün nerede kullanılır, fonksiyonu nedir? Dolayısıyla birçok ambalajda görselin neden, nasıl seçildiği gerçekten çok elzem, o ürünün yaşaması için çok önemli. Ama tabii ki farklı fonksiyonları da olabiliyor. Burada Pelt ambalajında olduğu gibi. Pelt'in bu serisini tasarlarken bize dedikleri, verdikleri brief şuydu. Bu ürünler içerisinde çok farklı desenler var. Ama tüketicimiz çok iyi bilmiyor. Bunu nerede nasıl kullansın? Neyle kombinlesin? Dolayısıyla biz ambalajda sadece ürünü değil, o ürünün yaşamıyla ilgili de, o atmosferle ilgili de bir şeyler veriyor. Dolayısıyla burada gıda fotoğrafçısına bir brief verirken, burada da moda fotoğrafçısına verdiğimiz brief şuydu. Sadece bacakları değil, biraz daha fazlasını gösterelim. Üzerindeki elbise, kumaşı, bakın hepsinde farklı aksesuarlar var. Bu takılar, bütün bunlar ayakkabısı, beraber sunalım. Böylece tüketici o ürünü alırken onunla nasıl bir dünya kurması gerektiğine de vakıf olsun, öğrenmiş olsun. Yani bir yerde de öğretici bir amaç taşıyorduk buradaki seçtiğimiz. Hakikaten her ambalaj için nasıl bir görsel dünya olacaksa onun üzerine çok ciddi kafa yoruyoruz ve kalabalık ekiplerle onu belirliyoruz. Renk, hayatımızda olan, belki tasarım sürecinde anlamını bir miktar öğrendiğimiz ama profesyonel hayata, özellikle de ambalaj tasarımına geçince onu çok önemli bir araç olarak kullandığımız bir olgu. Her ülkede ambalajın renkleri anlamı farklı. Ama her ülke, birçok ülkede de insan doğasından gelen bazı ortak anlamları da var. Bütün bunları bilerek renk kararlarını ambalaj tasarım sürecine dahil ediyoruz. Örneğin burada Abdi İbrahim'in U+ enerji ürünü görüyorsunuz, gıda takviyesi. Günlük aldığınızda sizin enerji verdiğini vaat eden bir ürün. İçindeki içeriklerle beraber daha enerji dolu bir hayat vaat ediyor. Şimdi burada seçtiğimiz renkleri de buna göre kırmızı, turuncu, hatta metalik zeminle beraber o enerjiyi yükselten, kontrastı artıran tonlara doğru kaydırdık. Burada böyle bir özgürlüğümüz vardı. Peki orada Milk ambalajlarında hiçbir özgürlüğümüz yoktu. Bu sefer markaya ait global bir renkten bahsediyoruz çünkü. Ürünün kategorinin ne anlattığı değil, markanın ne anlattığı Milk ürünlerinde, Milk ambalajlarında çok daha önemli. Bu sefer orada da bizim saygı duymamız gereken başka bir renk kararı karşımıza çıkıyordu. O da markanın global rengi. Burada ise koyduğum örnek özellikle Kemal Küpler'in gurme sirkeleri için yaptığımız bir ambalaj. Gurme takısı orada kritik. Çünkü premium bir üründen bahsediyoruz, premium bir ambalajdan bahsediyoruz. Dolayısıyla orada seçtiğimiz renkler de altın koyu tonlar, koyu zeminler ve onunla uyumlu olan da bazı detaylar. Ve son başlığım, burada değinmek istediğim tipografi. Eğitim hayatı boyunca yine çok az şey öğrendiğimi fark ettiğim ama ne kadar değerli ve önemli başlık olduğunu da sonra anladığım konuda tipografi. Evet, biz Türkiye'de gerçekten okumayı, yazmayı çok sevmiyoruz. Bizim Rusya'daki partnerlerimiz var. Onlardan böyle sosyal medyada ambalaj örneklerini görüyoruz. Yan tarafında hikayeler var. Üst taraf, ön tarafında tipografik oyunlar var. Ve çok özeniyoruz o tür işler yapmak için. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok fazla sevmesek de
sonuçta bizim için bir insan olarak gördüğümüz objelerden bir anlam çıkartıyoruz. Ve tipografiyi de bu şekilde kullandığımızda ambalaj tasarımına gerçekten bir değer katabiliyoruz. Örneğin burada Dimensi Multi ambalajını görüyorsunuz. Burada seçtiğimiz tipografi özellikle imperfect diyeceğimiz, yani mükemmellikten uzak, hatta kusurlu bir yapıya sahip. Oğulların içi sanki unutulmuş gibi. Koymayı unutmuşuz gibi. Hatta üzerine biraz da detaylar eklemişiz ki biraz daha meyve imajı versin. Peki neden böyle yamuk yumuk bir font var? Çünkü bizim burada vermek istediğimiz mesaj bu yazı karakteriyle, bu ürünü aldığınızda aynı bu boya fırçasının kusurlu olması gibi insan eliyle yapılmış bu ürün. Veya en azından size vaadimiz insan elinden yapılmış gibi olması. Endüstriyel şeyler gıdada albenisi olan şeyler değil. Artık çok daha fazla günümüzde doğaya dönüş var. İnsan yapısı şeylere dönüş var. Dolayısıyla buradaki kusurlu yapıda aslında sizin kendi mutfağınızda, blenderınızda bu meyvelerle yaptığınız smoothie gibi bir smoothie deneyimi size vaat ediyoruz. Bizim burada bütün yaptığımız şey aslında bilinçaltına bu tipografik seçimle, bu görsel seçimle, bu marka vaadiyle ve tabii endüstriyel tasarım detaylarıyla bu ürünle ilgili deneyimi tüketiciye yansıtabilmek. Blade, ev yapın deodorant markası, bir erkek markası. Bu sefer oraya geldiğimizde de farklı bir yaklaşım var. Blade'in anlamı bıçak, bıçaktan dolayı biraz keskin hatlar var ama biz çok anlamına odaklanmadık açıkçası. Daha çok bir erkek ürünü olması. Deodorant olduğu için daha aktif bir yaşam anlatması. Bizim oradaki fontun eğik oluşundan, ince oluşundan, mükemmel jilet gibi keskin hatlar oluşuna kadar birçok detay aslında ürünün ve markanın vaatleriyle alakalı kararlaştırıldı. Milka örneğini vermiştim. Orada özgür değildik demiştim. Özgür olmadığımız bir başka projede Toblerone'du. Çünkü Toblerone çok ikonik bir marka. Aynı Milka gibi. Üçgen şekli, sarı rengi, yazı karakteri değiştirebildiğiniz şeyler değil. Ama o kadar ikonik ki markayı yazmak yerine aynı fontta biz başka bir şey yazdığımızda da insanlar onun Toblerone olduğunu anlayabiliyorlar. Aslında burada negatif bir durumu biraz pozitife dönüştürdük. Dolayısıyla biz yılbaşında, mutlu yıllar, sevgililer gününde ona göre, anneler gününde canım annem gibi daha dönemsel ambalajları tipografiyi kullanarak ama değiştirmeden hayata geçirme şansı yakaladık. Benim sunumumun bu ilk yarısı biraz eğitim gibiydi. Hatta bu içeriği de zaten geçen dönem Bilgi Üniversitesi'nde bunun üzerine bir ders verdim. Bir dönem sürmüştü. Ben sizleri çok sıkmamak için o bir dönemlik içeriği böyle bir yarım saate sıkıştırdım. Daha fazlası olsaydı muhtemelen sıkılırdınız. Dolayısıyla tadını da bırakıp biraz daha kişisel hikayeme dönmek istiyorum şimdi. Sunumun bu ikinci kısmında. Eğitimim ve kariyerimden bahsedeceğim. 25 sene önce ben mezun oldum. Ve 20 yıldır da Orhan Irmak Tasarım'da ambalaj tasarım alanında çalışıyorum. Dolayısıyla bu 25 yılı nasıl geçirdim? Biraz bununla ilgili. 2000 yılında mezun oldum ODTÜ'den. Ben ODTÜ'ye girdiğim sene Türkiye'de 3 tane endüstriyel tasarım bölümü vardı. Biri ODTÜ, biri Mimar Sinan, biri de Marmara Üniversitesi. İşin daha ilginç yanı, ODTÜ bizim girdiğimiz sene yetenek sınavını bırakmıştı. Yani ben ODTÜ'ye üniversite sınavıyla giren ilk öğrenci grubunda. Bu şöyle bir şey getiriyor. YÖK kataloğuna baktığınızda bölümün puanı yok. Çünkü bölüm puanı bir önceki sene girenlere göre belirleniyor. Bir sene önceki sene girenler yetenek sınavıyla girmişler. Şöyle söyleyeyim. Allah yardım etti diyebilirsiniz. Şansın yaver gitti diyebilirsiniz. Bilmiyorum ama hani o kadar kritik bir şey ki 30 kişi alan bir bölüm ve nereye yazacaksınız onu, hangi sıraya? Şanslıymışım, kazandım. Tasarım okumak istiyordum. Yani en güzel tasarım gibi bir bölüm olduğunu ben lise sonunda öğrendim. Babam mimar, mimarlık eğitimi almış ama sonra bütün kariyeri pilotluk. Annem bankacı. Hani biraz tasarımla ilgili bir şeyler var ama öyle çok fazla da yok. Dolayısıyla mimarlık mı okumalıyım falan derken endüstriyel tasarımı öğrendim. Üniversiteden hazırlanırken
yazdım, girdim ve şansım yaver gitti. Eğitimin bir döneminde Avustralya'da okudum. Melbourne'de okudum. Royal Melbourne Institute of Technology'de. Üçüncü sınıftaydım ve bölümde derslerim iyi gidiyordu. Bölüm birincisi olarak mezun oldum. Hele ilk sene 4.0 ortalama geldi. Adım böyle bayağı hani ineğe kadar çıkmıştı. Ama ben biraz kendimi de hani tamam burada okulda güzel bir şeyler yapıyorum da bu başarımın dünyadaki ağırlığı ne? Hani başka yerlerde de bu sürdürülebilir başarımı bunu merak ediyordum. Ve şeyi gördüm. Melbourne'de Royal MIT Üniversitesi'nden bir değişim programıyla öğrenci ODTÜ'ye gelmek istiyor. O gün Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne gittim. Ve tam bir ay sonra o ilanı gördükten uçakta oraya doğru gidiyordum bir dönem. Benim için çok keyifli bir tecrübe oldu. Türkiye coğrafya kaderdir. Savaş mı çıkar? Enflasyon mu olur? Bir kaza mı geçirsin? Şu hiçbirini bilemiyoruz. Stres dolu bir hayatta. Bir anda bir gittim. İnsanlar yaşlılar için ne yapabiliriz? Engelleri nasıl daha hayata katabiliriz? Universal design kriterleri nelerdir? Biz kapsayıcı bir tasarım kararı nasıl oluşturabiliriz? Avustralya'ya savaşabileceği en yakın yer uçakla 8 saat mesafede. Yani dolayısıyla gelişmiş bir ülkede, rahat bir ortamda tasarım ajandası nasıl değişiyor? Bunu görme şansı yakaladım. Bu benim için ufuk açıcıydı. En azından dünyada iyi şeyler yapıldığını da görmüş oldum. Ve bir de oraya giderken bir yarışmaya katılmıştım. Yarışmada 10 tane proje seçilip, ilk 10 belirlenip, onlara para verilip, maket yaptırılıp, oradan bir seçim yapılacaktı. Şurada gördüğünüz proje. Ben yarışmaya gitmeden önce çok da beğenmiştim projemi, kendi kendime böyle yükselmiştim. Aradım, bir şey var mı, maket yaptıracak mıyım? Yok bir şey dediler. Ben köz köz gittim oraya ama oradayken telefon geldi, yani mail geldi daha doğrusu. Meğer benimle aynı rumuzda bir kişi daha katılmış. Benim projemi seçip onun zarfını açmışlar ve ona para vermişler. Maket gelince de o kişinin hani yanlış bir proje ama aynı rumuzda kişi olduğunu anlamışlar. Onun üzerine bana dediler ki ne yapacağız, sen burada maketinizi yaptıralım mı? Yok dedim, yani ben hani güvenemem, kim nasıl yapacak? Bu bir alüminyum profil. Şuradan 3 böyle şey 1,5 santim bir dilimler. O alüminyum profil dilimleniyor. Burada bir tanesi ters döndüğünde bant kesicisini, üst üste geldiğinde bir kalemliğe dönüşüyor. Promosyon ürünü tasarım yarışması. Ben dedim burada yapacağım. Oranın ne endüstrisini biliyorum. Hani ne o sistemi şeyi hani nedir orada bu tür ürünleri üreten, nereden alınır? Neyse hocalarıma sordum. Atölyeyi kullandım. Polishi nerede yaptırdım, üstüne engraving'de bulunan yerde yazdım. Bir şekilde buldum, gönderdim. İlk birincilik ödülümdü o. Çok emek verdiğim bir projeydi, özellikle maket yapımı aşamasında. Ama belki de bu bir fırsattı benim için. Yani Avustralya'da bir öğrencinin maket yapmak için uğraşırken oradaki kişilerin gösterdiği yardım, bana göre bu maketin bu kadar iyi olup Türkiye'de de birinci ödüllülük ödülü getirmesini sağladı bana. Ve birincilikle mezun oldum ve hocalar dediler ki akademik bir şeyler yapmak ister misin? Mesela Amerika'da master artı doktora programları var. Not ortalama niye? Yok dedim. Ben tasarımcı olacağım. Hardcore endüstriyel tasarım yapmak istiyorum. Üretmek istiyorum, tasarlamak istiyorum. Akademik dünya, yani benim bölümdeki başarımın akademik bir şeyle değil de tasarım yönümün kuvvetli olmasıyla ilgili olduğuna inanmak istiyorum dedim. Ve kendimi göstermek için sektöre girdim. İlk bulduğum iş fuar tasarımı. Şimdi endüstriyel tasarım, bir mimari proje yaparsanız belki 30 yıl, 50 yıl yaşar. Ama endüstriyel tasarım biliyorsunuz öyle değil. Ambalaj tasarımı örneğin, bir şişe tasarladınız. 3 ila 5 yıl piyasada kalır, sonra sıkılır. Marka sahibi sıkılır, tüketici sıkılır, değiştirirsiniz. Zaten bunu da hani en fazla o kadar diyorum, olması gereken. Fuar tasarlanıyor, 3 günde kuruluyor. Fuar 2 gün sürüyor ve 1 günde yıkılıyor. Ben endüstriyel tasarımdan daha fazla böyle tüketim üzerine bir şey olduğunu bilmiyordum. Ta ki fuar sektöründe çalışana kadar. Bu döngü, bu hızlı döngü, bu kadar yap, üret, kurulsun, yap, yap, üret. Bir yerden sonra herhalde sıkıldım. Dedim ki tamam buralara bir şey yapıyoruz ama yaptığımız şey ne yaşıyor, ne bir şey oluyor, batıyor, gidiyor. Sanki bunun ötesinde yapabilecek başka şeylerim var. En azından ben bunun eksikliğini hissederek Bilkent'e başvurdum yüksek lisansa bir yıl sonra. Bilkent'te Alman bir
hocam vardı, sağ olsun onunla beraber çalıştık. Hem üniversiteye burslu kabul edildiğim için asistanlık yaptım. Hem yüksek lisans tezimi yazdım. Hem de bu önceki çalıştığım firmaya dışarıdan freelance şey yapmaya başladım. Belki hayatımdaki en yoğun dönemlerden biriydi. Birçok arkadaşım sadece master'ını yapıyordu. Asistan da değildi. Bir yerde de çalışmıyordu. Galiba hiçbir zaman ben o rahatlık şeyiyle gelmedim. Öyle bir dönemim de olmadı ama öyle bir şey de istemedim zaten. Daha fazlasını yapabileceğimi düşündüm. Bu yüksek lisans tezinde de biraz geleceğe dönüp çalışmak istedim. Future Studies diye geleceğin nasıl olacağını öngören bir aslında akademik bir çalışma alanı var. Bunun ekonomideki boyutu ülkelerin mesela 5 yıllık kalkınma politikası. Gelecekte ben ne olacağını düşünüyorum, oraya ulaşmak için neler yapabilirim. Ben biraz tasarımın da buna çok paralel olduğunu düşünerek böyle bir birliktelik kurmuştum arasında. Çünkü biz de tasarımda aslında örneğin gelecekte oluşabilecek bir kullanıcı kazasını öngörerek onu doğru bir şekilde tasarlamayı hedefliyoruz. Yani tasarım süreci de aslında biraz geleceği öngörmeyi gerektiriyor. Bu ikisinin arasındaki bağlantı kurduğum benim için keyifli, en azından kendime entelektüel olarak geliştiren bir çalışma oldu. Daha sonra o mezun olduğunda akademik çalışmalar mı, ben asla tasarımcı olacağım diyen ben İstanbul'a geldim master bittikten sonra ve doktoraya başladım. Orada da sevgili Özlem Er'le beraber İTÜ'de doktora çalışmamı tamamladım. Ama onu çalışırken oranın ırmak tasarımı da kurmuştum. Yani İstanbul'a geldikten sonra artık fuarla ilgili herhangi bir şey yapmak istemediğimi biliyordum. Ve ben biraz daha düşünüp taşınıp daha somut olarak ne alanda çalışmalıyım, ne alanda bir iş üretmeliyim konusunda kendime ambalaj tasarımını seçtim. Bunu seçerken de şu çok belirleyici oldu. Okuldaki projelerimi göz önünde bulundurdum. Hangilerinden daha çok keyif almıştım? Ve şunu fark ettim ki, ikinci sınıfta yaptığımız bir parfüm şişesi tasarımı ambalaj, karton ambalajı projesi vardı. En çok keyif aldığım oydu. Neden bu böyle acaba diye düşündüm. Çünkü oturma sistemleri, modüler sistemler, araç tasarımı gibi çok farklı ölçekte projeler yapmıştık. Marina mobilyaları, dijital sistemler. Ama ben detayına kadar kendi başıma ilgilenmeyi sevdiğim ve detayına kadar ilgilenebildiğim projelerde daha başarılı olduğumu gördüğüm için ambalaj tasarımı bana ilginç geldi. Tabii o zamanlar ambalaj tasarımı nedir onu da çok iyi bilmiyorum ama bir de bununla beraber şöyle bir şey oldu. Teyzemin kozmetik üreten bir arkadaşı vardı. Onunla konuşurken işte yeğenim de kendi işini kuruyor, tasarımcı neler yapsın, bizim ambalaja çok ihtiyacımız oluyor demesi. Üniversitede master'daki arkadaşımın eşinin süt ürünleri üreticisi bir firmada olması ve onun ya bizim ambalaj konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz demesi. Abimin çalıştığı firmada, kimyasal ürünler üreten firmada ya bizim çok ambalaj tasarımına ihtiyacımız oluyor demesi. Ben de bazı ışıkları yaktı. Ambalaj tasarımı alanında bir şeyler yapabilir miyim? Denemeye başladı. Doktora çalışmamla beraber kendi profesyonel çalışmam da aslında paralel gitti. Nitekim doktora çalışmamın konusu da 1945'ten günümüzde Türkiye'de ambalaj tasarımı gelişme dinamikleri oldu. Yani aslında uzmanlaşmak istediğim konuyu doktora konum olarak da seçip biraz ikisinin birlikte gitmesini sağladım. Ambalaj tasarım alanında başladık. Neler yapacağız, nasıl yapacağız? Evet, tanıdıklar, kendi işini yapmak isteyenler de varsa onlar için de en kritik konu aslında ilk müşteriler genelde kendi çevremizden, tanıdıklarımızdan olacaktır. Ama ben şuna da inanıyorum. Bazı fırsatları da değerlendirmek lazım. 2004 yılı Türkiye'de içkinin devlet tekelinden çıkıp özelleştiği. Bu şu demek, devlet tekelinde ise bir rekabet yoktur zaten. Ama özel sektöre geçtiyse iş rekabeti açılmıştır. Dolayısıyla bu sektöre giren bütün firmalar hunharca ürün üretmek ve bunların ambalajlarını tasarlatmak istiyorlardı. Bu da bizim için bir fırsat oldu. İşte biz Burgaz'la çalıştık, diğer tasarım ofisleri Meyiçki'yle çalıştı, Yeni Rakı'yla falan. Bütün o dönem ambalaj tasarımı yapan firmaların portföyünde alkol içecek görürsünüz. Burada edindiğimiz bazı tecrübelerle bu sefer ilk global müşterimize
tanıştık. O da Evyap oldu. Evyap dünyanın üçüncü büyük sabun üreticisi. Evyap firmasını çok iyi bilmeyebilirsiniz ama Arco, Duru, Fox gibi bütün bildiğiniz Aromel, Blade gibi bütün o markalar Evy Baby, Evy Lady bu firmaya ait. Ve o firmanın sahibi de abimin daha önceden çalıştığı firmada bir şekilde tanıştığı kişiydi. Görüştük. Önce şeyi anlayabiliyorsunuz. Onlar için neredeyse hiçbir önemi olmayan, yanılmıyorsam Ukrayna'daydı, çok küçük bir sabun markasının ambalajını verdiler. Ama hiç şaşırmadım buna. Yani tutup da bize ilk proje olarak Duru şişesini verecek değillerdi. Ama biz o projeye çok çalıştık. Neler yapılabilir, nasıl yapılabilir? Ve o proje bize firma içerisinde daha büyük markaların kapısını açtı. O elimize geçen o ilk küçük projeyi bir fırsata dönüştürdü. Ve biz bugün aradan geçen 15 seneden sonra halen daha ev yapma projeleri üretiyoruz. Gıda, ambalaj tasarımı alanındaki en kritik diğer bir sektör, kozmetik ve kişisel bakım gibi. O dönemlerde de Ülker'le yollarımız kesişti. Ülker Hero Baby markasıyla. Ülker aynı zamanda benim doktora çalışmamda da case study olarak incelediğim bir firmaydı. Yani burada şeyi görebilirsiniz. Orhan Irmak olarak ben bir yandan müşterilerimle tasarım yapıyorum. Ama doktora öğrencisi olan Orhan Irmak olarak da bir yandan doktora tezim için veriler topluyorum. Firmanın sahipleriyle daha eskiden, önceden ambalaj tasarımını nasıl yapardınız diye bu verileri toplayarak doktora çalışmamı tamamlıyorum. Ve bu aralarda da 2007 yılında bizim için çok motive edici, daha 3 yıllık bir tasarım ofisiyiz ve dünyanın en prestijli tasarım ofislerinin tasarım ödüllerinden Red Dot yarışmasında Best of the Best ödülünü kazandık. Bu gerçekten kendimizi bir ispatlama. Bizim bile inanmadığımız şeyde de ha okey galiba ambalaj tasarımını öğrendik bir şeyler yapabiliyoruz dediğimiz bir adım oldu. Koleksiyon firmasını ben staj yaparken tanıdım. Stajımı koleksiyon firmasında yaptım. O zamanlar Koray Malha, bu içindeki ürünün tasarımcısı olan Faruk Malha'nın oğlu, onunla beraber çalışmıştım. Ve daha sonra staj bitti, okul bitti, işlere devam ettim. Hatta yarışmalar falan, yarışmalarda jüri üyelikleri başlamıştı. Biz bir yarışmanın jüri üyeliğinde Koray Bey'le yeniden karşılaştık. Ve dedi ki, Orhancığım nasılsın, ne yapıyorsun? Biz bir çay bardağı üretiyoruz. Ne dedim, koleksiyon mobilya ve çay bardağı, hani ne alaka? Evet çok ilginç ama dedi, bu Türkiye'nin ilk altında imzası olan, Faruk Malhan imzası var altında, çay bardağı olacak. Dolayısıyla bunun ambalajının da hak ettiği nitelikte olması lazım. Ama nasıl bir şey yapacağımızı bilemiyoruz. Bu zamana kadar çay bardağı demek Paşabahçe'de satılan altılı kutu demek. Ne çay bardağının şekli değişir ne de ambalajı değişir. Zaten buna ihtiyaç da yoktur. Neredeyse devlet tekeli dönemi gibi bir dönemdi. Ama bu öyle değil. Yurt dışında üretiliyor porseleni, camı çok özel, altında bir detay var, çay bardağına kattığı yorum var. Altında tasarımcının imzası var, yani bir tasarım objesine dönüştü çay bardağı. Dolayısıyla kutusunun da farklı olması gerekiyordu. Bunun üzerine de olur dedik yapalım, hani biz ambalaj tasarım alanında çalışıyoruz zaten, beraber çözelim. Oturduk, kafa yorduk, maketler, cidden çok emek harcadık ama o emek de karşılığını verdi. Ve o en son müşterimizle beraber gidip, o stajımın yanında yaptığımız müşterimizle belki 7-8 sene sonra beraber bir ödül törenine gitmek gerçekten benim için çok gurur verici bir noktaydı. Bunlardan sonra da yurt dışı projeler başladı. Biz burada iyi işler yaptıkça yurt dışından da müşteriler bizi görmeye başladılar. Veya çevre ülkelerdeki firmalar Türkiye'den pazarlamacı alır. Azerbaycan, Dubai gibi yerler. Burada kurduğumuz iyi ilişkiler oraya giden pazarlamacı profesyonelleriyle beraber hizmetimizi oraya da taşımamızı sağladı. Nitekim Azerbaycan, Rusya veya Suriye gibi farklı ülkelerde projeler yapmaya başladık. Ama bizim için esas kırılma noktalarından biri global markalarla tanışmamız oldu. Şimdiye kadar saydığım firmalar fark ettiyseniz daha Türkiye'den yerli firmalar veya civar ülkelerden. Bu firmalar ise global firmalar. Onlarla çalışmak biraz daha farklı bir olgunluk gerektiriyor. Çünkü onlar yurt dışında bu işi nasıl alıyorsa Türkiye'de de aynısını istiyor. Aynı standartta, aynı anlayışta. Daha karlı.
daha yüksek volümlü. Bir ürün eğer üretecekse hangi aşamada tasarımcıya brief verecek? Hangi aşamada tasarımcıdan tasarımları alacak? Hangi aşamada onları tüketici testine sokacak? Bunların hepsi çok daha tanımlı. Dolayısıyla bizim de zaten daha erken zamanlarda onlarla tanışmış olmamız belki de pek işimize yarayacaktı. Ama biz bir miktar olgunluğa geldikten sonra onlarla karşılaştık ve bugün daha hala burada gördüğünüz birçok global firmayla bizim işlerimiz devam ediyor. Bunlarla da bir şeyler yaptıktan sonra abimle oturup şunu bu sefer konuşmaya başladık. Peki bizim bir sonraki adımımız ne olacak? Yani biz hani ne yapacağız Türkiye'de tam oldu ki bütün firmalara ulaştık. Sonra kapatacak mıyız? Yani bizim de bir vizyonumuz olması lazım. Bir firmadan aradılar bize Almanya'da bir tasarım ofisi. Şimdi gidip de yurt dışından bir tasarım ofisi ne yapıyor, ne ediyor anlamak çok kolay değil. Ve niye acaba gelmiş diye. Gelen kişi bizim Berlin'deki bugün partnerimiz olan tasarım ofisinin sahibiydi. Almanya'da da ambalaj örgütünün eski başkanı. Onun da şöyle bir vizyonu vardı. Global firmaların olduğu ülkelerde ve hatta şehirlerde, İstanbul gibi, Sao Paulo gibi, New York gibi partner tasarım ofisleri bulup bunlarla global ölçekte hizmet sunmak. Bu model bize çok ilginç geldi. Bizim böyle bir vizyonumuz yoktu, bizim böyle bir fikrimiz yoktu. Bizim hani böyle bir şey olabileceğine dair bir hayalimiz de yoktu açıkçası. Gelişmiş ülkeden birinin böyle bir hayal kurması biraz daha olası. O kişi tutmuş, araştırmış bütün bu ülkelerdeki tasarım ofislerini. Hangisiyle kimyası daha çok uyar? Hangisiyle daha verimli bir işbirliği yapabilir? Bize bu teklifi getirdi. Onun üzerine 2014 yılında onlarla beraber 7 tasarım ofisi olarak dünya üzerinde bu ambalaj tasarım ofisleri birliğini kurduk. Ve bu birlikle beraber her 6 ayda bir araya gelip birbirimizle tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Tasarımcılarımız değiş tokuş ediyoruz. Ortak projeler üretiyoruz. Her 6 ayda bir ajansa giderken 2017 yılında tabii sıra Türkiye'ye geldi. Bize ev sahip yapacağız, biz konferans düzenleyeceğiz müşterilerimize. Peki 2017 yılında neler oluyordu hatırlıyor musunuz? Her tarafta bomba patlıyor. Bir tane turist yok. Yani bir tane turist gelmediği gibi bizim Çin'den, Brezilya'dan, Amerika'dan, ondan sonra Rusya'dan, Berlin'den bu insanları toplamamız ve onlarla bazı aktiviteler yapmamız lazım. Çünkü biz bu insanların gittiğimizde ülkelerini tanıtıyorlar bize. Beraber yerleri geziyoruz falan. Öyle bir şey olamazdı. Kendimiz dışarı çıkmaya korkuyorduk. Kalktık öyle bir turist kafesi gezeceğiz. Onun üzerine her şeyi biraz indoor'a çevirdik. Refika Birgül belki biliyorsunuzdur. Onunla beraber Türk Yemekleri kursu yaptık. Konferansımızı düzenledik. Bir otelde. Her şey indoor'da geçti ama günün sonunda onlar da cesaret edip geldiler. Türkiye'ye gelmeye de cesaret edememizlerdi. Ama Türkiye böyle bir ülke. Yani acısıyla tatlısıyla burada doğduk, burada yaşıyoruz ve bazı zorlukları da aşmak gerekiyor. Hep böyle kendimizi geri çekerek olmuyor. Ve ondan sonra biraz daha fazla konferanslara, eğitimlere, yarışmalara vakit ayırmaya başladım. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün burada olma nedenim de bu aslında. Ben devlet okulunda okudum, devlet okulunda doktora yaptım ve topyekun toplumca birbirimize bir şeyler vererek çoğalabileceğimize entelektüel anlamda, bilgi birikimi anlamında inanıyorum. Dolayısıyla bu tür şeylere vakit ayırmak bizim işimizin bir parçası. En azından ben bu kadar önemli görüyorum. Tabii daha sonra pandemi geldi. Bir anda bütün bu etkinlikler online'a dönüştü. Siz de biliyorsunuz, siz de geçirdiniz pandemi. Ama neyse ki pandemi de geçti. Yeniden fiziksel olarak beraberiz. Buraya gelirken ki yaşadığım bütün o trafik falan şeyine rağmen bu fiziksel teması ben de her zaman için önemsiyorum. Birazcık da Orhan Irmak tasarımdan bahsetip sunumu tamamlamak istiyorum. Bütün bu saydığım şeyleri çünkü ben tek başıma yapmıyorum. Biz 20 kişilik bir ekibiz. Ve ekip içerisinde de farklı disiplinden arkadaşlar var. Ama ekip içerisinde tabii bence en önemli kişi abim. Abim işletmeci. Tasarımcı değil. Tasarımcı olan benim. O yüzden şirketin adı Orhan Irmak Tasarım. Hep şey soruyorlar, abimiz buna bozulmuyor mu falan filan. Bozulmuyor, o ticaret olarak bakıyor bunu. O şirketi yönetiyor. Yani kasada oturuyor demeyeyim çok amiyane tabirle de. Tasarım dışında benim vaktimi öldürecek diğer şeylerle vakit kaybetmemi engelliyor. Çünkü bir şirket kurduğunuzda o şirketle ilgili çok fazla şey var.
personel var, finans var. Sadece o işlerin faturalanması ve ödemelerin takibi bile inanılmaz bir iş. Dolayısıyla bizim 20 kişilik ekibimizde abim dışında, finanstaki kişi dışında, sekreterimiz dışında, mutfaktaki kişi dışındakiler tasarımcı. Ama ayrıca bir destek ekip de var. Sonuçta bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz firmalara. Dolayısıyla sizlere de önerim, eğer yarın öbür gün kendi tasarım ofisinizi kurmak istiyorsanız yakınınızdaki, yanınızdaki en yakın tasarımcı arkadaşınız yerine işletme bölümüne, finans bölümüne falan bakmaya çalışın. Ya o daha doğru bir ortaklık bana göre. En azından benim kararım doğru olmuş, şansım yaver gitmiş. Ama birisinin gerekiyor. Yani o sevmediğimiz işlere de kafa yorması gerekiyor. Ama ekibimizde tabii endüstri ürünleri tasarımcısı, grafik tasarımcısı, illüstratör, baskı hazırlık uzmanı gibi farklı disiplinden arkadaşlar var. Arkadaş tasarımı çünkü bunu gerektiriyor. Ve biz 2004 yılında kurulduğumuz günden bugüne kadar da hep arkadaş tasarımıyla ilgilendik. Uzmanlaşmanın önemli olduğuna inandık. Dolayısıyla bir sektörde hatırı sayılır bir şeye sahip olmak için gerçekten o alanda da bir vakit harcamak, bir tecrübe edinmek gerekiyor. Bizim için ambalaj tasarımı buydu. O yüzden de uzmanlaşmış Türkiye'deki ilk ambalaj tasarım ofislerinden biri oldu. Ve 20 yıl içerisinde de 100'e yakın ödül kazandı. Bunlar uluslararası ödüller var. Bir tanesinin hikayesini anlattım. Ulusal ödüller var. Ama güzel yanı şu, tamamı hayatı geçmiş projeler. Yani sadece bizim değil, aynı zamanda müşterilerimizin de arkasında durduğu projeler, başarılı olduğu projeler. Ama bizi biz yapan sadece bu ödüller veya projeler değil, bana göre diğer bir noktada sosyal sorumluluk projeleri. Biz buna çok inanıyoruz ve her sene belli bir oranda bunun vakit ve emek harcamaya çalışıyoruz. Örneğin Baksı Müzesi, belki biliyorsunuzdur, oranın müze mağazası için satılacak kokular, bunların ambalajlarını biz yaptık. WeWalk, Young Guru Akademi'nin akıllı baston ürünü. Onun logo ve kurumsal kimlik tasarımını yine sosyal sorumluluk projesi olarak biz yaptık. Konferanslar, buralara katılmak, tecrübelerimizi paylaşmak yine bizim bu aktarma sürecinde daha çok, verdikçe daha çok artacağına inandığımız değerlerimizden. Ve tabii ki ekibimizde yer alan arkadaşlar, bizim ekibimizde 10. yılını tamamlamış 4 tane tasarımcı var. 20 yıllık bir tasarım ofisi için bu önemli bir rakam. Hele ki tasarım sektöründe, yaratıcı sektörde, bunu ajanslardan mimarlık ofislerine kadar geniş bir yelpazede söylüyorum, İnsan sirkülasyonu çok fazla. İnsan sömürüsü çok fazla. Belki tasarımcı olarak, yani bir tasarımcının sahip olduğu şirket olduğumuz için bilmiyorum, biz bu gidişatın değişebileceğine hep inandık. Yani bizim için orası nasıl bir ortamsa, çalışanlarımız için de öyle olması gerektiğine inandık. Bu yüzden de benim için en çok gurur duyduğum noktalardan biri de aslında bu. Ben sunumumu birkaç öneriyle tamamlamak istiyorum tasarımcılara. Yani buradakilerin çoğunun tasarımcı arkadaşım olduğunu düşünüyorum bugün veya gelecekte. Birinci madde, pozitif ve mutlu olun. Bunun önemine inanıyorum. İş görüşmesine gelen kişilerde portfolyo ve CV aşamasını geçtikten sonra abimle beraber şuna bakıyoruz. Bu kişi hayatta mutlu mu? Yani kendi mutluluğunu yakalamış mı? Yoksa çevresinde mutlu olmak için bir şeyler mi arıyor? Çünkü o çok sonuçlanacak bir arayış değil. Yani eğer siz kendi içinizde kendi dengenizi kurabildiyseniz, arkadaş çevreniz, aileniz, o zaman onu çevreye de vermeye, çoğaltmaya başlıyorsunuz. 10 yıldır bizimle çalışan insanlar var. Evlilik gibi bu. Gerçekten şaka yapmıyorum. Dolayısıyla doğru insanları seçmemiz gerekiyor. Ve mutlu olup olmamak bizim elimizde. İkincisi, insanlara ve doğaya karşı saygılı olun. Özellikle köpeklerin hepsini öldürelim mi gibi vahşice tartışmaların olduğu bir günde bunun ne kadar önemli olduğunu biraz daha galiba anlayabiliriz. Biz tek başımıza yaşamıyoruz. Başka insanlar var, onlara karşı sorumluluklarımız var. Bizim özgürlüğümüz başkalarının özgürlüğüyle sınırlı. Ürettiğimiz ürünler çöp. En büyük ödülü alan tasarım da olsa bir yerde yaşam döngüsünü tamamlayıp çöpe gidecek. Dolayısıyla kaynakları, doğanın kaynaklarını kullanmak bizim sorumluluğumuzda. Tasarımcı olarak her bir şişenin kaç gramdan üretileceğini düşünürken virgülden sonraki o değer bile belki tonlarca plastik demek. Dolayısıyla bütün bunun sorumluluğuyla tasarım kararlarınızı vermeniz lazım.
Öğrenmeye açık olun. Ben bugün daha hala öğrenmeye devam etmenin keyfini yaşıyorum. Stajyerimiz Hindistan'a gitmiş, orada yoga öğrenmiş. Ya dedik ne yaptın, bir şey getirdi, bize döndürdü, ses çıkarttı falan. Ha, çok ilginçmiş falan. Bu tecrübeleri önemsiyorum. Her gelen stajyeri biz şunu söyleriz. Bugün müzikleri senden dinleyelim. Şaşırır bir, ne çalmam lazım acaba falan. Sıkıldık, ekiptekiler 40 yaşında. Hepsi C.C. Johansson açıyor falan. Hani dolayısıyla böyle yeni soluk bence çok önemli. Öğrenmeye açık olmak bir tasarımcı için de çok önemli. Çünkü tasarladığımız objelerin kullanıcıları da sürekli değişiyor. Onlarla en azından tanışmamız lazım, onları öğrenmemiz lazım. Gezin görün tecrübe edin. Pandemide bunu çok söyleyemedim. Kimse bir yere gidemedi. Şimdi ekonomik kriz var, yine söylemekten çekiniyorum. Ama önemli olduğuna inanıyorum. Ben ilk yurt dışı seyahatimi hatırlıyorum. Daha ODTÜ'yü yeni kazanacağım. İşte sondayım, çalışma kampına gittim, sanat kampına gittim. Avustralya'dayken mesela ilk ödülümü kazandım dedim. O ödülle ne yaptım derseniz Fiji Adası'na gittim bir hafta. Dünyada hayatta hayali kuramayacağım bir şey. Ama yarışmaya katılıp Avustralya'dayken de 5000 dolar ödül kazanınca bir şey yapmam lazım dedim. Ve gidip orayı, yani bugün artık bir daha ömrümün devamında öyle bir yere gitme şansım olduğunu bilmiyorum. Ama en azından oradaki fırsatı doğru değerlendirmeye çalıştım. Kültür, yeni insanlar, mutfaklar, bunların hepsi bize değer katan unsurlar. Bizi zenginleştiren konular. Dolayısıyla kendinizi ne kadar çok geliştirebilirsiniz o kadar iyi. Kendinizden farklı insanlarla tanışın. Bana göre insanın entelektüel birikimini gerçekten yani gezmek, görmek, tecrübe etmek, en öğrenmenin en doğru yolu da kişiler. Tanıdığımız kişiler. Ama en önemlisi de bizden farklı kişiler. Bütün vaktinizi lütfen tasarımcılarla geçirin. Müzikle ilgilenen biri olabilir. Sahnede drag queenlik yapan biri olabilir. Çok farklı birikimden gelen, çok farklı politik düşünceden gelen insanlar olabilir. İnanın hepsinden öğreneceğimiz ve bizim katacağımız çok şey var. Kendinizi doğru ifade etmeyi öğrenin. Bu bir tasarımcı olarak bizi her zaman önemli bir yere getirecek bir anahtar. Kendinizi pazarlamayı da öğrenmeniz lazım. Ne istediğinizi, ne talep ettiğinizi de doğru söyleyebiliyor olmanız lazım. Projeyi neden yaptığınızı ve neden başarılı olacağını inandığınızı da insanları ikna etmeniz lazım. Bütün bunların sorumluluğu sizde. Ne kadar iyi tasarımcı olduğunuz tek başına yeterli değil. Onu ne kadar iyi sunduğunuz, kendinizi ne kadar doğru ifade ettiğiniz çok önemli. Ve işin kritik konusu bu sadece tasarım için değil, hayattaki başarınız için de bir o kadar önemli. Ve son olarak elinizdeki fırsatları iyi değerlendirin. Sunumumun birkaç yerinde bunu aslında küçük detaylarla anlatmaya çalıştım. Kimi fırsatları gerçekten şans eseri önüme çıktı. Kimilerini ben çok iyi değerlendirmeye çalıştım. Ama hiçbir şey aklınızda kalmadıysa stajda tanıştığım firmayla daha sonra Red Dot Best of the Best ödülü kazandığım aklınızda kalsın. Gerçekten bugün yaptığınız belki çok küçük bir proje bile ileride size işe girerken portfolyonuzda bir anahtar olacak. Dolayısıyla elinizdeki en küçük değerlere bile hak ettiği önemi verin ve mümkün olduğunca da kendinizi geliştirmeye açık olun. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben teşekkür ederim. İnanılmaz keyifli.